Herkese günaydın ve herkese selamlar. Siz bana sormaya başlamadan uyandığım gibi bu videoyu çekeyim dedim. Ve karşınızda Ekim ayında okuduklarım. Bu ay kaç tane kitap okudum şu an düşünüyorum. 13 tane kitap okudum. Hemen sizlere göstereceğim. Önce şu arkadan kitapları alayım, şöyle koyayım. Kitapları rastgele göstereceğim çünkü şu an bir düzene koymaya biraz üşeniyorum. O yüzden başlıyorum. Sanırım en çok sevdiklerimden biri. Aslında bu ay o kadar güzel kitaplar okudum ki gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 tane kitabı 2018 favorilerime sokmaya karar verdim. Yani o derece güzel kitaplar okudum. İlkiyle başlıyorum. Lavanta Kadınlarının Tuhaf ve Güzel Acıları. Allah'ım bu kitabı nasıl anlatayım, nasıl anlatayım bilmiyorum. O kadar güzeldi ki, gerçekten o kadar güzeldi ki ya, anlatamam. Büyülü gerçeklikte yazılmış bir kitap ama öyle bir büyülü gerçeklik ki öf. Süzülüyorsunuz büyülü gerçekliğin içinde, böyle uçuyorsunuz, yazar sizi uçurmuş yani. O kadar güzel. Çok sevdim. Acayip çok sevdim. Konusunu anlatmak gerekirse Eva adlı bir kızımız var ve kanatlarla doğuyor. Doğumunun ardından ailesinin hikayesini anlatmaya başlıyor bize. İşte büyük annesi ve en sonunda da kendi hikayesini anlatıyor. Yani dört kadının hayatını okuyoruz diyebilirim. Bir kısmını. Yani tam olarak değil, sadece büyük annesi ve kendisinin doğduğu andan yetişkin olduğu ana kadar okuyoruz. Ama o kadar güzel, o kadar güzel ki yani, çok güzel bir kitap. Gerçekten çok beğendim, çok sevdim. Kitap hakkında başka bir şey söylersem eğer spoiler olur, alıp okumanız lazım. Ama eğer zevkleriniz benimkiyle aynıysa, eğer benim önerdiğim kitaplardan çok keyif alıyorsanız bu kitabı kaçırmamalısınız. Gerçekten yani çok ciddi söylüyorum, bu kitabı kaçırmayın. Bence kitap 13 yaş ve üzeri. 13 yaşın ve üzerindeki herkes alıp okuyabilir. Ve mutlaka alıp okumalı. TÜYAP listenizin başına yazmanızı öneriyorum. Bir sonraki kitabım, çok bir şey düşürdüm. Ernest Hemingway'den Yaşlı Adam ve Deniz. Belki ben bunu işte herkesin okuduğu gibi 12-13 yaşımda ya da 11 yaşımda falan okusam daha çok sevebilirdim. Yine çok sevdim. Yazarın tasvirlerine bayıldım. O duyguyu vermesi çok hoşuma gitti. Ama bana birazcık daha sade geldi yani. Bir tık sade geldi. O yüzden direkt böyle 5 puanlık harika mükemmel bir kitap diyemiyorum. Ama herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Zaten yüz temel eserden bir kitap. O yüzden mutlaka okumalısınız. Yani güzel aktarmış yazar o duyguyu. O pes etmeme duygusunu, işte vazgeçmeme duygusunu bence çok iyi aktarmış. Bu sebeple okumalısınız. Bir sonraki kitabım John Green'den Kaplumbağa Kaplumbağa Dünya. Şimdi ben bu kitaba 5 puan vermedim fakat 2018 favorilerime sokmaya karar verdim. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu. Kızın adı neydi? 16 yaşında Oza adlı bir kızımız var ve kendisinin bazı psikolojik problemleri var. Takıntı hastası yani diyebilirim. Yani bir şey düşünmeye başladığı anda o düşünceden kurtulamıyor. Sürekli onu düşünüyor ve kendine zarar verme noktasına gelecek kadar bu düşünceyi takıntı haline getiriyor. En yakın arkadaşıyla birlikte kaybolan bir milyarderin peşine düşüyorlar ödül için ve hikayemiz böylelikle başlıyor. Biz çoğunlukla olayı değil de Aza'nın bu takıntısını okuyoruz. Bu yüzden kitabı çok sevdim. Aza'nın ana konu olması çok hoşuma gitti ve ben yazarın bunu güzel aktarmış olduğunu düşünüyorum. O yüzden mutlaka okuması gereken kitaplardan bana göre. Özellikle işte psikolojik problemlere işte farkındalık yaratacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Eğer bu tarz bir rahatsızlığınız varsa bence bu kitabı alıp bir okumazsanız, yani size en azından böyle bir el uzatacak bir kitapmış diye düşünüyorum. Yani yalnız olmadığınızı hissettirecek bir kitapmış gibi. O yüzden gerçekten çok sevdiğim, çok beğendiğim bir kitap oldu. Neden 5 puan vermedim? Çünkü daha iyi yazabilirdi. Yani John Green, aynı yıldızın altında yazmış bir insansın. Bu kitabı gerçekten çok çok daha iyi yazabilirdin. Ama bu halde de iyi. Ama daha iyi yazabilirdi. Sonra bir sonraki kitabım, Uzaktan Kumandalı Kız. Bunu da çok sevdim. Ama yine 5 puanlık bir kitap değil ve favorilerime girmeyecek. Konuyu çok sevdim ama çok kısa. Gerçekten bu kadar kısa olmamalıydı. Niye bu kadar güzel konuları bu kadar kısa yazıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Bunu zaten dün akşam bitirdim. Kısaca konudan bahsedeyim. Gelecekte geçiyor ve reklam yapmak yasak. Yani reklamlar o yüzden kaldırılmış. Ve bu yüzden insanlar bundan böyle farklı bir yöntem buluyor. Yani ünlülerin, böyle yıldızların kullandığı şeyleri insanlar otomatikman aldıkları için kendilerine yıldızlar yaratıyorlar ve ürünleri onlara kullandırıp dolaylı yoldan reklam yaptırıyorlar. Biz de böyle bir kızın hayatını okuyoruz ama kız aslında yani robot, yani evet
Ama tam olarak robotta değil. Çok değişik ya. Gerçekten değişik, okumanız gerek. Tam açıklayamadım. Çok beceremedim. Çünkü gerçekten zor okunan bir kitap ve karışık bir kitap. Okuduğunuz zaman tam olarak anlayacağınızı düşünüyorum. Ben yine de çok sevdim kitabı. Gerçekten tek problem azıcık daha uzun olması. Çoğunluk dilini sevmemiş. Bu yüzden bence kitap 16 yaş ve üzeri. Küçük yaştakiler dilinden rahatsızlık duyabilirler. Ama ben sevdim. Öneriyorum. Güzel bir kitaptı bence. Bir sonraki kitabım Sihirli Uyumsuzlar. Bir çocuk kitabı ve gerçekten hoşuma giden bir çocuk kitabı oldu. Neil Patrick Harris'i zaten çok sevdiğim bir yazardır. How I Met Your Mother sağ olsun. Bu kitabını da çok sevdim. Kendisinin aile hayatını da çok beğeniyorum. İşte iki çocukları var ve o kadar güzel Cadılar Bayramı kostümleri yapıyorlar ki çok 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 seviyorum. Bu kitapta da gerçekten o sihir aşkını konuşturmuş bence ki zaten kendisi sihirbazlık eğitimi almış bir adam. Yani bunun hatta dersini bile veriyor diye biliyorum. Şimdi birazcık bu tarihsiz serüvenler tarzında bir kitap. İşte sürekli yazar sizle de konuşuyor. Hikayeyi de anlatıyor falan filan. Bu yüzden bir tık daha sevdim. Küçük yaştaki herkesin çok seveceğini düşünüyorum. Konuyu anlatayım hemen. Bu çocuğun adını hatırlamıyorum. Başroldeki oğlumuz amcasından kaçmak için bir trene biniyor ve bir kasabaya gidiyor. Ve bu kasabada onun hiç beklemediği sihirli olaylar olmaya başlıyor ve biz de bunları okuyoruz diyebilirim. Çok fazla bir şey söylemeyeyim çünkü zaten kısa bir kitap ve spoiler vermek istemiyorum. Bu yüzden küçük yaştaki herkese öneriyorum. Yani 10 yaş ve üzeri, hatta 9 yaş ve üzeri bile olabilir. 9 yaşındaki biri de okuyabilir bence. Ve severek okuyacağınızı düşünüyorum. Tam bir küçük yaş kitabı olmuş. Oh, yoruldum konuşmaktan. Bir sonraki kitabım Damızlı Kızın Öyküsü. Yani hiç yorum yapmaya bile gerek yok. Çünkü harika bir kitap. Harika olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Yorumum var, onu izleyebilirsiniz. Ama kısaca konudan bahsetmek gerekirse, muhtemel bir gelecekte kadınların bütün hakları ellerinden alınıyor. Ve doğum oranları çok azaldığı için doğum yapabilecek kadınlar bu devletin başındaki adamlara damızlık olarak veriliyor. Ve biz de bu damızlık olarak verilen kızlardan birinin hikayesini okuyoruz. Kitap hakkında başka bir şey söylememe gerek yok ama çok çarpıcı, çok etkileyici ve çok can alıcı bir distopya olduğunu söyleyebilirim. Detaylı bir yorumum hesabımda var. Hem diziyi hem kitabı yorumladım. Dizisi de harika bu arada. Gerçekten ikisini de çok beğendim. Bence mutlaka şans vermeniz gereken bir distopya ama 16 yaş ve üzeri yine daha küçük yaştakiler sıkılabilirler diye düşünüyorum. Ama gerçekten 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 efsane bir distopya. En sevdiğim distopyalar arasında girmiş bulunmakta ve çok gerçekçi bir distopya. Yani okurken diyorsunuz ki bizim de böyle olma ihtimalimiz var. Bir anda her şey bu kitaptaki gibi değişebilir. Yani böyle bir ihtimal var diyorsunuz. Neyse. Bir sonraki kitabım Kusursuz Evcil. Konuşmaktan birazcık yorulmaya başladım. Şimdi bu da birazcık Damızlı Kızın Öyküsü'nden şey alınmış bir distopya gibi. Kısaca konudan bahsediyorum. Önce bir hatırlamam lazım çünkü bunu ayın başında okudum. Kızın adını zaten hiç hatırlamıyorum. Arka kapağı da yok şu an. Şimdi böyle kızlar yetiştiriliyor evcil hayvan gibi. 16 yaşında da böyle satışa çıkartıyorlar. İşte devletin başındaki insanlar da buna evlerini evcil hayvan gibi alabiliyorlar. Bu kızlar işte böyle pohpohlanarak büyüyor. İşte evdeki çocukla oynuyor. İnsanları eğlendiriyor. İşte adamla sohbet ediyor falan filan. Bu tarz bir düzen var yani ülkede. Ve biz bu kusursuz evcillerden birini okuyoruz. Bunun hakkında da çok fazla bir şey söylemeyeyim. Genel olarak ana konu bu ve işte o kusursuz evcinin satın alınması ve o gittiği evde yaşadıklarını falan okuyoruz. Güzel bir kitaptı yine. İkinci kitabı da mevcut elimde ama üçü bekliyorum okumak için. Çünkü iki de can alıcı bir yerde bitecekmiş gibi hissediyorum. Ama güzel bir kitaptı. Yine 3,5-4 puanlık. Çok böyle ahım şahım harika bir distopya mutlaka okumasınızlık değil de çerezlik bir distopyaydı. Okuyabilirsiniz. Şans verebilirsiniz. Bir sonraki kitabım Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam. Bu da bir anı kitabı. Küçük bir çocuğun gözünden babasının ne kadar kahraman olduğunu okuyoruz ki babası aslında psikolojik canın ortasında şerzi miktar zaman gibi kaldığım yerden anlatmaya devam ediyorum. Bir çocuğun babasını böyle gözünde tanrılaştırmasını, kahramanlaştırmasını anlatan bir anı kitabı. Yazarın gerçek anıları. Çok etkileyiciydi bence ama yani bilmiyorum. Bilemiyorum yani benim için mükemmel bir kitaptı, harikaydı, aklımdan asla çıkmayacak diyebileceğim bir kitap olmadı. O yüzden 5 puanlık bir kitap diyemiyorum. Güzel mi? Güzel bir kitap. Gerçekten ders alınması gereken bir kitap. Çocuklara nasıl ebeveynlerine baktığını anlatan bir kitap. O yüzden bence okumalı bu da. Yani yer verebilirsiniz de yer verebileceğiniz bir kitap. Şu an nefes nefese kaldım niyeyse. Ve yaş sınırı da 12 yaş ve üzeri bana göre herkes okuyabilir o yüzden. Ve bir sonraki kitabım. Ayımın en fena kitabı.
az sayıda kitap okumama sebep olan kitap. Değersiz bir hayat. Kaç sayfa olduğuna bakalım hemen. 860 sayfa ve favorilerime, gelmiş geçmiş en büyük favorilerime giriş yapan bir kitap oldu. Okurken çok zorlandım gerçekten çünkü çok yavaş okunuyor. 30 sayfayı 1 saatte okudum neredeyse. Çok fazla vaktimi aldı, çok fazla zamanımı aldı, çok fazla psikolojimi bozdu ama harikaydı. Çok güzeldi. Gerçekten çok iyi bir kitaptı yani ve 20 yaş üzeri herkese öneriyorum. Öncelikle bu kitabı ben de görüp de okumak istiyorum. Çok güzel görünüyor. İşte ben de mutlaka okumalıyım diyen insanlar var. Lütfen, lütfen, lütfen. Öncelikle kitabın içeriğinden haberdar olun okumadan önce. Bu kitabın içerisinde çocuk istismarı, işkence, tecavüz gibi şeyler var. Ve bunlar baya baya anlatılmış şeyler. Kitabın tamamı değil ama bunlar ana konu yani neredeyse kitapta. Ve bu yüzden herkesin kaldırabileceğini düşünmüyorum. Çoğu insanın kaldırabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten psikolojinizi etkileyebilecek bir kitap. Bu yüzden lütfen rica ediyorum herkes alıp okumasın. Okuyabileceğini düşünen alıp okusun. Çünkü okuyabilirseniz eğer gerçekten harika bir kitap. Mükemmel bir kitap. Ben okurken delirdim. Sinirden böyle çıldırdım yani kafayı yiyecektim ama harikaydı yani çok beğendim. Jude adlı bir karakterimiz var. Kendisi geçmişinde bir şeyler yaşamış ve biz bunu zamanla öğreniyoruz. Ve bu şeyler sebebiyle Jude'un bazı psikolojik problemleri var. Üniversitedeki 3 yakın arkadaşı da bu problemlerin gölgesinde Jude'la olan arkadaşlıklarını devam ettirmeye ve Jude'a yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kitap boyunca da biz bunu okuyoruz. Nereden baksanız karakterlerin 30 senesini okuyoruz. O yüzden gerçekten upuzun bir kitap. Çok dolu bir kitap. Çok detaylı bir kitap. Çok güzel bir kitap. Çok sevdiğim bir kitap. Gerçekten benim hayatımın kitabı diyebileceğim kitapların arasına girdi. Çok 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 sevdiğim bir kitap oldu. Ama dediğim gibi lütfen önce biraz araştırın kitabı okumadan önce. Yani gerçekten içerisindeki şeyleri bazıları okuyamayacağı şeyler. Şimdi birkaç tane de PDF olarak okuduğum kitaplar var. İki tane Haruki Murakami'den okuduğum var. Bir de bir bilim kurgu klasiği var. Şimdi şöyle yana koyuyorum. Şuraya koyacağım fotoğrafların resimlerini. İlk önce Haruki Murakami'den Tuhaf Kütüphane okudum. Bu kitaba ne yazık ki 3,5 puan verdim. Murakami benim en sevdiğim yazarlardandır. Ve gerçekten harika bir konu yazmış. Ama yani bilemiyorum çok özet gibi yazmış. Yani Murakami sen detay vere vere insanın beynini bulandıran bir adamsın. 1600 sayfalık 1Q84'ü yazmış insansın. Ve bu kadar sade yazacağını hiç düşünmezdim böyle bir konuyu. Gerçekten çok iyi bir konusu vardı. Çok kısa bir kitap olduğu için konudan bahsetmiyorum. Ama çok detaysızdı. Bazıları detaysız oluşunu çok sevmiş. İşte kafamda canlandırabildim. Ben yazar bana bırakmış gibi bir düşünceleri var imiş. Herkese saygı gösteriyorum tabii ki de. Fakat ben istemiyorum yani. Kitabı ben hayal etmek istemiyorum. Anladınız mı? Ben kitabı okuyorum çünkü o adamın hayal ettiği şeyi okumak istiyorum. Lütfen bana hayal ettirme. Gerçekten bana hayal ettirmeni istemiyorum. Hayal etmek istiyor olsam kitabı ben yazardım. Kendi hayal ettiğim şeyi okurdum ama böyle bir şey yapmıyorum çünkü beceremiyorum. Demek ki bu yüzden yazmıyorum. Bu yüzden de senin hayal ettiğin şeyi okumaya ihtiyacım var. Neyse. İkinci kitabı da Uykuydu. Uykuya bayıldım. 5 puan verdim. Yine sonu havada kalan bir kitaptı ama o kadar çok içinde kendimi buldum ki gerçekten bayıldım. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bir tane kadının bir anda uyuyamamasıyla başlayan bir kitap. Başka bir şey söylemiyorum çünkü bu da çok kısa. Ama çok sevdim ya. Anormal bir derecede çok sevdim ve bir daha okumak istiyorum ve çok sevdim. Acayip çok sevdim. Çok çok sevdim. Başka bir şey demiyorum. Bir sonraki kitabım da Hey G. Wells'ten Zaman Makinesi oldu. Bu kitabı da çok sevdim. 5 puan verdim. Şu ana kadar okuduğum en iyi bilim kurgu kitaplarından biriydi. Ve çok çok eski bir kitap olmasına rağmen o kadar çok bayıldım ki size anlatamam. Yazarın gelecek tasviri mükemmeldi. Yani hiç klasik gelecek tasvirlerine benzemiyordu. Çok sevdim. Aşırı çok sevdim. Konu zaten isimden belli. Bir tane mucit zaman makinesini buluyor ve bununla birlikte geleceğe gidiyor ve gelecekte yaşadıklarını bize anlatıyor. Böyle. Başka bir şey söylemeyeyim. Ama çok güzel bir kitaptı. Gerçekten aşırı çok sevdiğim bir kitap oldu ve ayı böylelikle 13 kitapla kapatmış oldum. Şimdi bir dakika bakacağım. Yanlış mı saydım? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Doğru saydım herhalde. Neyse, yanlış saydıysam da kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birazcık uzun bir video oldu ama anca anlatabildim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.